Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba sevgili arkadaşlar, ders izleyene hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle kimyanın sembolik dili ile ilgili sorular çözeceğiz. Maddelerin sınıflandırılması ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangilerinin doğruluğu kesindir? Madde atomik yapıda ise elementtir. Arkadaşlar, atomik yapıdaysa kesinlikle elementtir diyebilirsiniz ama elementler hem moleküler hem atomik yapıda olabilir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Madde moleküler yapıda ise bileşiktir. Bakın az önce söylediğim gibi bileşik de olabilir, element de olabilir. Mesela moleküler yapıda olan elementler kimdir diyebilirsiniz. N2, F2, O3 diyebilirsiniz. Bileşik NH3, amonyak su diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun doğruluğu kesin değil. Madde farklı tür atom içeriyorsa karışımdır. Farklı tür atom içeriyorsa eğer madde karışımda olabilir, bileşik de olabilir, kesin değildir diyoruz. Kesinliği olan sadece Adana. Oda koşullarında gaz halde bulunan moleküler yapıdaki saf madde yukarıda verilenlerden hangisi olabilir? Oda koşullarında gaz halde bulunacak ve moleküler yapıda bulunacak arkadaşlar. Şimdi soy gazlar atomik yapıda. Helyum, argon, neon atomik yapıda, yani tek başına gitti. Bileşik olabilir, gaz halde olabilir ve bileşik zaten moleküler yapıdadır, olabilir. Çözelti arkadaşlar, gaz halde evet çözelti olabilir ama saf madde değildir. Burada saf madde diyor. Aerosol de saf madde değildir. Cevabımız yalnız 2 Adana. Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi ametaller için doğrudur? Oda koşullarında katı sıvı gaz halde bulunabilirler. Evet. Ametaller saftırlar. Oksijenli bileşikleri asidik ya da nötr özellik gösterir. Mesela bakın CO3 kükürt trioksit asidik özellik gösterir. Karbon monoksit ise nötr özellik gösterir diyebilirsiniz. Hal değişimleri sırasında sıcaklıkları sabittir. Evet. Elektron verme eğiliminde değil, ametaller elektron alma eğilimindedirler. Hal değişim sırasında sıcaklık neden sabit? Çünkü saf madde. Tamam. Yukarıda verilen maddelerden hangileri sadece moleküllerden oluşan bir sıvıdır? Arkadaşlar, atomik civa sıvısı. Metaller atomik yapıda bulunur. Ve civa sıvı olmasına rağmen yine atomik yapıdadır. Brom sıvısı evet sadece moleküllerden oluşur. Hidrojen, florür arkadaşlar, bu da sadece moleküllerden oluşuyor diyorsa burada bir karışımdan değil de bileşikten bahsediyor olmalı. Dolayısıyla hidrojen, florür de bu yüzden kabul etmiyoruz. Suda çözünmüş hali verilmiş. Sadece şöyle deseydi, hidrojen, florür sıvı deseydi kabul edecektik. Suda olduğu için o bir karışım. Bu yüzden kabul etmiyoruz. Cevabımız Adana. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Homojen elektrik akımını iletir. Farklı cins atomlar içerir. Bir kere elektrik akımını iletir diyorsa bakınız. Magnezyum bromür yani tuz katısı elektrik akımını iletmez. Etil alkol elektrik akımını iletmez. Sodyum klorür katısı elektrik akımını iletmez. Ne diyor? Farklı cins atomlar içerir. Burada demir aynı cins. Neyi seçiyorsunuz? Lehimi, yani alaşımı seçiyorsunuz arkadaşlar. O alaşım farklı cins atomlar içerir. Evet, alaşımlar da homojendir. Onu da tekrar burada söyleyelim. Yukarıda elde edilişleri gösteren X, Y, Z maddelerinden hangileri çözelti olabilir? Element elementten X oluşmuş. O zaman bu iki tane elementin karışımı tamamen şurada N2 artı O2 diyelim. Değil mi? Azot ve oksijen gazı doğada olduğu gibi. Azot ve oksijen gazı homojen bir gaz çözeltisi oluşturabilir. Evet. Bileşik Y. Evet. NaCl bileşiği ile şöyle göstereyim. NaCl bileşiği ile
Su karıştığı zaman arkadaşlar ne olur? Tuzlu su. Bileşik, bileşikten çözelti oluşabilir. Bileşik elementten de yine oluşabilir. Yine gazdan örnek verebilirsiniz. Karbondioksit gazı doğada azot gazına karıştığında yine bir homojen karışım oluşabilir. Cevabımız Edirne. S8 ve azot monoksit maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur? Kükürt element, azot monoksit bileşiktir. Evet. İkisinin de en küçük yapı birimi moleküldür. Moleküler yapıda bulunuyor. Bakın tek başına değil kükürt. S8 katısının yüzeyi mattır. Evet, bir kükürt allotropudur arkadaşlar. Katı halde bulunur ve yüzeyi ametallerin zaten genellikle mattır diyoruz. Edirne cevabımız. Aynı ortamda bulunan sodyum klorür katısı ve sodyum klorür suda, yani tuzlu su çözeltisi. Örnekleri için aşağıda verilen özelliklerden hangileri ya da hangisi ortaktır? Saf olmaları. Bakın, NaCl katısı saf ama tuzlu su saf değildir arkadaşlar. Her ikisi de homojendir. NaCl katısı da tuzlu su çözeltisi de homojendir. Bileşenlerin özelliklerini NaCl katısı göstermez. Ama sodyum klorür sulu çözeltisi gösterir. NaCl suda elektriği iletir ama NaCl katısı iletmez. Belirli bir oranda birleşme NaCl katısında var ama tuzlu su örneğinde yok. Saf bir katı ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Saf bir sıvıda homojen dağılırsa süspansiyon olur. Arkadaşlar, saf bir sıvıda homojen dağılırsa süspansiyon olmaz ki. Homojen dağılırsa bir çözelti olur, bir yanlış. Saf bir katı ile kimyasal olarak tepkimeye girerse bileşik oluşturabilir. Evet, saf bir katı ile saf bir katı, başka bir katı tepkimeye girerse bileşik oluşturabilir. Bir gaz karışımı içerisinde heterojen dağılırsa aerosol oluşur. Evet, bu da doğru. Yalnızca bir yanlış. Aerosol gazın içerisinde sıvının ya da katının oluşmasıyla ortaya çıkan bir heterojen karışım türüydü. Heterojen karışımlarla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Karışımı oluşturan maddeler birbiri içinde çözünmezler. Heterojen karışımda çözünmez. Birden fazla faz ya da birden fazla hal bulunur. Evet. Karışımın fiziksel halini faz belirler. Evet. Dağıtıcı faz eğer sıvıysa heterojen karışım sıvı ya da karışım sıvı. Dağıtıcı faz eğer gaz ise gaz çözeltisi, katıysa katı çözeltisi diyoruz. X, Y, Z maddeleri için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangileri doğrudur? X homojen yapıda olup fiziksel yolları ile bileşenlerine ayrışabiliyor. O zaman bu nedir? Bileşik değil de bir çözeltidir. Y'nin en küçük yapı taşı molekül olan fakat sembol ile gösterilen sembol diyorsa element. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir biliyorsunuz. Z bileşenleri arasında sabit bir oran varsa o zaman bu da bileşiktir. Cevabımız Bursa. Buna göre X, Y, Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? X bileşenlerinde sadece pozitif değerli kalıyor. O zaman bu bir metal. Y oda koşullarında sadece gaz halde bulunuyorsa arkadaşlar bu sol gazdır. Çünkü ametaller katı sıvı gaz halde bulunabiliyor. Z elektron alma eğiliminde ise ametaldir. Metal olsaydı verme eğiliminde diyecektik. Bir madde yakıldığında karbondioksit ve kükürt dioksit gazları açığa çıktığı biliniyor. Bu maddeyle ilgili hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar her üç yani karbon, oksijen ve kükürtü içeriyor olabilir. Çünkü bunları içermezse bu gazlar çıkmaz. Evet. Oksijenle yanıyor. Oksijenle yandığı için oksijen zaten var ama içinde o da olabilir. Sakınca yok. Karışım olabilir, bileşik olabilir diyoruz. Ya karbon içeren bir bileşikle kükürt içeren bir bileşiğin karışımı da olabilir. X maddesinin homojen, Y maddesinin de heterojen olduğu biliniyor. X, Y maddeleri hangisi olabilir? Şimdi X homojen, Y heterojen. Hemen bakalım. X'te homojen olmayanları eleyelim. Türk kahvesi gitti. Aerosol gitti. Y heterojen. Heterojen olmayanları eleyelim. Bakın heterojen değil. Amonyak. Çünkü saf bir madde zaten. Gümüş nitrat geriye. Potasyum florür. X.
Y ise kan olarak kalıyor. Kan zaten bir kolloid karışımdır arkadaşlar. Kan bir süre beklediğinde dibe çöker, kırmızısı. Beyaz işte sarımtırak kısmı da yukarıda kalır. Evet, bu ünitede karışımlar çok fazla olmuyor ama ileriki konularınıza hazırlık olsun diye buraya da alındı. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayın.